Muhammed Tayyar Türkeş En büyük günah ihanettir. Faiz lobisiyle birlikte son sürat ekonomi üzerinden ülkemize saldırmaya devam ediyorlar. Bankası olan tek parti CHP'nin 10 seçim kaybetmiş genel müdürünün de vermişler eline bir düdük, kanal kanal gezdirip seçim de seçim diye öttürüp duruyorlar. Yenilmeye doymayan pehlivan misali. 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirmeyi başaramayan işgalciler ve yerli işbirlikçileri memleketimizi ekonomik olarak işgal etmek için her yolu deniyorlar. Umutlarını da yürüyen merdivene ters binen adama bağladılar. Varın çaresizliklerini siz düşünün. Şimdilik onlar düdüğünü öttüre dursun, biz de zamanı geldiğinde suru üflemesini iyi biliriz. Siyonizmin kimlik kartı olan doları isterseniz 15, isterseniz 115 yapın, vallahi kaybeden siz olacaksınız. 15 Temmuz gecesi bankamatik sırasında para çekmeyi bekleyen, televizyon karşısında kahveyle poz verenlerin vatanı ve milleti için abdest alıp sokağa çıkanları, tankların altında şehadet şerbeti içenleri anlamasını beklemiyoruz. Yalnız şunu çok iyi bilsinler ki bizim için şehit asubay Ömer Halis Demir'in cansız bedenine kurşun sıkan katillerle 15 Temmuz'a tiyatro diyenler arasında hiçbir fark yoktur bu da böyle biline. Bu arada kahraman Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret edenlerin sayısının 20 milyona yaklaştığını da yeri gelmişken şuraya not edeyim. Canını hiçe sayarak lideri için sokağa çıkmış bir milleti parayla korkutamaz, asla davasından vazgeçiremezsiniz. İnanın dostlar. 5. kol faaliyetini yürütmek için maaşını euro, dolar ve sterlin cinsinden alan müptezeller de 2023'ten sonra kendilerine kaçacak yer arayacaklar. Arayacaklar çünkü sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak. Evet, isterlerse doları bir gecede 3 liraya düşürebilirler. Buna güçleri yetebilir. Bu sadece Erdoğan'ın alnını secdeden kaldırıp İngiltere kraliçesiyle Abdullah Gül'ün kadeh kaldırması gibi onlara bir kadeh kaldırıp şerefinize demesine bakar. Bakar bakmasına ama asla ve kat'a buna güçleri yetmez. İşte tam da bu noktada bu millet Erdoğan'ın safında duruyor. Durmaya da devam edecek. Bugünkü yazımızı geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine iltihak eden diriliş felsefesini hafızalarımıza kazıyan büyük şair Sezai Karakoç Üstad'ın güzel bir şiiriyle bitirelim. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar tanrının gazabından kurtulamayacaklar kalın sağlıcakla. Muhammed Tayyar Türkeş, Bursa TV Tamer Korkmaz, Açıktan Mandacıyla Truva Mandacı Ruh çağırır gibi NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmesi için çağıranlar var. CHP'nin parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Kadir Gökmen NATO'nun demokrasi diye bir derdi olsaydı, 10 yıldır Türkiye'ye müdahaleler yapardı diye konuştu. Halen sandıktan değil de NATO darbesinden medet uman bu batıcı, laikçi taş kafa, mandacı zihniyetin günümüzdeki temsilcilerindendir. 5 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'sü eliyle NATO Amerika'nın darbeye teşebbüs edip Türkiye'yi işgale kalkıştığını unuttuğuna göre Mr. tıpkı Genel Başkanı Kemal Bey gibi demanstanma Bir fır döndüğünün resmi geçidi. CHP'de parti meclisi üyesi veya milletvekili olmadığı halde dahası tam tekmil CHP karşıtı takım elbisesiyle Mr. Kılıçdaroğlu yönetimindeki partiye son günlerde özenle kontör yazan kadim bir CHP'li var ki Amerikancılıktan NATO kafa NATO mermer Gökmen Öğüt bile onun yanında solda sıfır kalır. Sırayla gidelim. Mr. Fırdöndü'nün babası İsmet İnönü'nün bakanlarından biriydi. 1949'da Türkiye İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olurken bu kararın altında İnönü ile birlikte babasının da imzası vardı. Gençliğinde hızlı bir 27 Mayısçıydı. 27 Mayıs 1960 darbesinin hemen öncesindeki protestolara katılan CHP militanları arasındaydı. 1969 yılında henüz genç bir gazeteciyken bile çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nin ağır topları İlhan Selçuklar falan onun evinde bir araya geliyordu. Gizli rütbe 1974'te İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü koltuğuna oturmasıyla birlikte TRT Haber Dairesi Başkanı olmuştu. Kıbrıs Barış Harekatı günlerinde Amerika Ankara Büyükelçisi William McComber, Cumhurbaşkanı Korutürk ile Başbakan Ecevit arasındaki fikir ayrılığını krizi çözmesi için Mr. Fırdöndü'den ara buluculuk yapmasını istemişti. Bu derin görevi itina ile yerine getiren TRT Haber Dairesi Başkanı'nın gizli bir rütbesi olduğu anlaşılıyordu. 12 Eylül'ün darbecilerine selam durmanın da ötesinde, merhum Mumcu'nun tabiriyle soytarılık yapan Mr. Fırdöndü'nün iç takipçiliğiyle süren meslek hayatı, filme çekilseydi eğer, her devrin adamı adı pek uygun düşerdi filme. Böyle bir filmde anlatıcının şöyle seslendiğini duyardık. Boş Memo, hoş Memo, koş Memo, liboş boş Memo. Takip et Memo, kap Memo, haydi Memo, Truva Memo, aferin Memo. Pirincin içindeki beyaz taşlar. Nafiz Cumpaker'in eniştesi Memo Barlas önce CHP kapatılabilir zırvasını yumurtladı. Zırva gösterime girip de tepkiler patlayınca "Fantazi yaptım." diyerek kıvırdı. Peşinden Truva nagihanlar da topa girdi. Psikolojik harekatın maksadı tam hasıl oldu. Ultra AKP yandaşı maskesiyle formasıyla CHP'ye muz orta yapılmış, iktidarın kalesine gol atılmıştı. Bunca yıldır ters köşe goller devam ediyor. Barlaskiller, Nagihanlar familyasının veya benzeri elemanların fevkalade özel görevlerinin halen daha farkına varamayanlar için yaşanan ibretlik örnekler, kanıtlar, sözcükler falan kifayetsiz kalıyor. Aslında ne diyor? Mr. Memo Barlas'ın fantazi maskesiyle yumurtladığı ikinci zırvası ise pek tartışılmadı. Şimdi 1999'u yeniden gerçekleştirsek, mesela Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşılık ceza vermeyeceğimize söz vererek Fethullah Gülen'i alıp Ankara'ya getirsek, bu şekilde her şey gerçek olur sabah 16 Kasım 2021. Voice of America Kılıçdaroğlu bir yandan KHK'lıları kurtarma sözü veriyor, diğer taraftansa helalleşme çağrısı yapıyor. Helalleşme çağrısının FETÖ'cüleri de içine aldığına kuşku yoktur. İşte bu sinsi çağrıyla, fantezi deyiver geç Memo'nun Loca Efendi Fethullah için yaptığı sinsi teklif ne kadar da örtüşüyor yahu. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Cem Küçük Terörle Mücadelede Tarihi Adım Dün MIT ve TSK tarihi bir başarıya imza attılar. Abdullah Öcalan'ın benden sonra örgütte sözü geçecek kişidir dediği, PKK-KCK'nın kurucularından Fuat Kodadlı Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde MIT'in elde ettiği istihbarat sonucunda öldürüldü. PKK-KCK'nın ideolojik lider olarak konumlandırdığı, örgüt kadroları tarafından mücadelenin yaşayan tarihi olarak bilinen Ali Haydar Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve birliğine karşı gerçekleştirdiği terör eylemlerine PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'deki asayiş olaylarıyla başladı. Öcalan'la terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini birlikte atan Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren çekirdek kadro içerisindeki en yaşlı örgüt kadrosuydu. Ayrıca canlı bomba eylemcisi teröristlerin seçiminde yer alarak teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimleri bizzat veriyordu. Terör örgütünün binlerce can kaybına yol açan eylemsel stratejisini Öcalan'la birlikte oluşturan Kaytan birçok terör olayının mimarıydı. 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak'ta askeri ve sivil servis araçlarına yönelik bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 87 vatandaşımızın yaralanması, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güven Park otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak sivil vatandaşların hedef alınması sonucu 36 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 349 vatandaşımızın da yaralanmasıyla sonuçlanan terör eylemlerinin talimatını veren örgüt lideriydi. MIT'in hedefinde olan ve son dönemde KCK Yürütme Konseyi üyesi ve Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri olarak konumlandırılan Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu. Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MIT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda, MIT-TSK koordinesi ile gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi. Kaytanın ölümü örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutuldu. Teröristin cenazesi sadece lider kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü defin işleminde yer alan örgüt kadroları süreç içerisinde infaz edildi. Kaytan'ın ölümü Cemil Bayık'la Murat Karayılan arasında tartışmaya sebep oldu. Bayık örgütün silahlı unsurlarını tedbirsiz davranmakla suçladı. Karayılan kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kendi haline terk etmekle suçladı. Bir kez daha bu operasyon dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik edelim. Artık sırada Bayık, kara yılan, kalkan ve tabii ki Abdi Şahin var. Cem Küçük, Türkiye